Kediye nasıl biat edilecek? Sevimliliğe ne diyorsunuz? Bayağı güzel maşallah, çok çok güzel. Olaylar büyüyecek. Yani çok büyük olaylar olacak. Yani bir kısım insanlar artık hayatından bezecekler. Yani mahvolduğunu düşünecekler dünyanın, o kadar. Yani Deccal mahvedecek insanlığı. İslam aleminde de çok fazla kan akacak. Öyle görünüyor. Bu sessizlik normal değil zaten. Sonra öncü insanlar da pek kalmayacak. Bak, öncü insanlar da pek kalmayacak. İşte böyle bir ortamda Allah insanların kalbine vahyedecek. Yani Mehdi zahir olmasını tek kurtuluş olarak Allah gösterecek. Buna devletler iştirak edecek. Devletin önemli kişileri iştirak edecekler. Bir şahsı Mehdi olarak halka sunacaklar. Yani Mehdi denmese bile sahibi zaman diyerek, sevgi insan diyerek sunacaklar. Ama o şahıs da çıkıp işte göğsünü göre göre Mehdi çıktı, ben Mehdi'yim falan demez. Yani sureti katiye de onu söyletmez. Anlayacağız. Halden anlayamış olacağız. Yani İslam aleminin birleşmesinden, bu faciayı durdurmak için yaptıkları ataktan ve bu atağın başından Mehdi'nin varlığını hissedeceğiz. Sadmelerle, gelişmelerle yavaş yavaş bir çocuğun büyüyüp gelişmesi gibi, doğumu gibi bunu göreceğiz. Biraz süratli olacak zaman ilerledikçe. Zaman ilerledikçe sürat artacak. Değerli hocam, Şeyh Ahmet Yasin Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin kendisine dönüp sen Mehdi'yi görürsün dediğine şahit olan Muhammed Raşid Erol'un hala hayatta olan oğlu Şeyh Fevzettin'i gösteriyor. Yani şahit olarak. Onun yanında söyledi diyor. Muhtemelen bu sohbet ortamında birçok insan var iken, hatta oğlu da var iken, sizler Mehdi'yi görürsünüz ya da sizin nesliniz Mehdi'yi görür gibi diğerlerini de kapsayacak bir hitap yapmayıp da Şeyh Ahmet Yasin Hazretlerine dönüp sadece ona hitap ederek sen görürsün demese, acaba Mehdi'yi gördüğünde imanın nuruyla sen Mehdi'yi tanırsın gibi bir anlamda içeriyor olabilir mi? Demek ki orada olanların hepsi imanın nuruyla Mehdi'yi fark edemeyebilir. Özellikle Şeyh Ahmet Yasin'in imanın nuruyla Mehdi'yi tanıyacağına işaret etmiş olabilir mi diyor. Muhammed Raşid Erol Hazretleri diyor. Şeyh Fevzettin Efendi de gönül ehlidir, kalp ehlidir. Tabii ki o da değerli bir insan ama Muhammed Raşid Erol Hazretleri bambaşka bir insandı o zamanlar. Her gün düğün vardı, her gün bayram vardı. Menzil. İnliyordu. Misafirperverlik, sevgi, coşku. Herkese sevgi. Komünisti gelir bağrına basarlar. Her cemaatten insanlar gelir bağırlarına basarlar. Herkesi severler. Herkesi kardeşimliğin muhabbette karşılarlar. Tarikatlara karşı tavır yok o devirde. Başka cemaatten olanlara karşı tavır yok. Bir soğukluk yok. Bir titreklik yok. Bir ürkeklik yok. Muazzam bir coşku ve muazzam bir muhabbet vardı. Şimdi tabii bir o günleri tam göremiyoruz. Gidenler var. Geliyorlar, anlatıyorlar. O coşku, o heyecan yok. Eskisi gibi değil. Nedenini açıklıyor zaten Muhammed Raşid Erol Hazretleri. Görev Mehdi de diyor. Tam hidayet onda diyor. Ama o mübarekler de ellerinden geldiğince ocağı devam ettiriyorlar. Gayret ediyorlar. Ama inşallah şevkleri daha artar. Aynı o günlere dönerler inşallah. Mehdiyetin gölgesine inşallah girerler. Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin müjdelediği Mehdi'yi inşallah bulurlar. İnşallah onu bağırlarına basarlar. Mehdi'ye karşı lakayt ve ilgisiz inşallah kalmazlar. Böyle büyük bir fitnenin ve belanın içine inşallah düşmezler. Çünkü Muhammed Raşid Erol Hazretleri çok büyük bir zattı, kutuptu o devirde. Onun sözüne itibar etmemek ona karşı bir tavır olmuş olur. Yani Mehdi çıktı diyorsa, bir başkası çıkıp hayır Mehdi çıkmadı diyorsa
Bu bir anormal durum olmuş olur. O, ona artık bağlı değildir yani. O, onun artık mürşidi olamaz. Mürşidine tam tabi olacak şahıs. Uzun uzun anlatıyor. Net konuşuyor. Deccaliye çıkmıştır. İnsanların 1999'u sapıtmıştır. Mehdi çıkıp bu fitneyi izah edecek diyor. Mehdi de şu an hayatta diyor, 1980 yılında. İnşallah. Oğlunun yanında Muhammed Raşdaroğlu Hazretleri'nin açık hitabı. Hı hı. Ve kalabalık bir ortamda söylüyor tabii ki bunu. Şeyh Ahmet Yasin hocamıza hitaben. Ve bir kere de değil, defaatle söylediği bir konu. Tek kere söylediği şey değil. Bunu da bütün cemaat biliyor. Buna rağmen Mehdi'ye karşı kayıtsız kalınırsa, İttihat-ı İslam'a karşı kayıtsız kalınırsa, Allah bereketi de alır, şevki de alır, heyecanı da alır, gayreti de alır. Sönük, bitik bir orta meydana gelir. Kavrulmuş ekin yapraklarına döndürür Allah ortalığı. Onun için Şeyh Fevzettin Efendi bu gerçeğin farkında olduğu için o elinden geldiği kadar gayret ediyor inşallah. Allah Mehdiyete tam tabi olmayı o mübarek cemaate ve bizlere, herkese nasip etsin. Mehdi İnşallah. Talebesi olmayı ve Mehdi'yi aramayı nasip etsin. Mehdi'den bahsetmeyi bizlere de ve onlara nasip etsin. Eğer bir dergahta Mehdiyetten bahsedilmiyorsa, Deccaliyetten bahsedilmiyorsa orası mahvolmuş demektir. Orası battı demektir. Mehdi müjdelenmiyorsa mahvoldu demektir. Bahsetmekten korkuluyorsa orası helak oldu demektir. Ama coşkuyla Muhammed Raşid Erol Hazretleri gibi sevinçle Mehdi hayattadır, Mehdi'ye uyun deniyorsa işte o zaman o bereketin sebebi odur o devirde. Muazzam muhabbetin, muazzam heyecanın sebebi Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin Mehdiyet'in zirve gölgesine girmesidir. Mehdiyet'e biat etmesidir. Mehdiyet'e biat ettiği için Allah öyle bereket vermiştir. Mehdiyet'e biat etmediğinde kalben oraya bir uğursuzluk, bereketsizlik, çölleşme sarar. Yüzler abus olur, sevgisizlik sarar, misafirperverlik kalkar, kardeş sevgisi kalkar, cemaatlere karşı hoşgörü kalkar, egoistik, bencillik, çıkarcılık, nobran bir ruh hakim olur. Şeyh Fevzettin Efendi de elinden geldiği kadar bu tehlikeye karşı mücadele ediyor. İnşallah Mehdiyet'in tam zirve gölgesi içerisinde aşkla, şevkle mücadelesine devam eder. İnşallah. Evet. Mehdi'yi mübarek eline Beşar'ın yüzünü meshederek onun ilk durumuna gelmesini sağlar ve Beşar da İmam Mehdi'ye biat ederek Hak ordusuna katılır. Bihar-ül Envar cilt 53 sayfa 10 hadis numarası 1. 1200 yıllık hadis. Beşar var mı öyle birisi şu an? Kim? İsmiyle, cismiyle söylüyor bak. Diyor ki, Mehdi mübarek elinin Beşar'ın yüzünü mesederek onun ilk durumuna gelmesini sağlar. Eski barışçıl ve insancıl durumunu sağlar. Beşar da İmam Mehdi'ye biat ederek Hak ordusuna katılır. Bihar-ül Envar cilt 53 sayfa 10 hadis numarası 1. Mehdi eğer başka birisi gidip onu uyar mısınız? Yani benim olduğuna eminsin. Acayip sevimli, abisinin güzel kuzusu. Allah senin güzelliğini daha da artırsın, Allah nurunu artırsın. Süper yakışıklısın ve çok güzelsin. Yüzün de çok temiz. Ama bu eminlik nereden geldi size? Çok şekerler ya. Cayır cayır Mehdi arıyoruz. Mehdilikten amaç ne? İslam'ın dünyaya hakimiyeti. Ahmet, Mehmet, Veli, kim olursa olsun İslam'a hakim olduktan sonra mesele bitmiştir. İslam'ı bir şahıs hakim etmeye götürdüyse, vesile olduysa Allah ondan razı olsun. Amaç oluştuktan sonra araç ne fark eder? Amaç İttihat-ı İslam değil mi? Evet, tamam. Kim o vesile olursa olsun. Bana kimi göstertirse Mehdi, ben elini öperim. Hiç fark etmez. Mehdi'ye kimler uyacak, kimler uymayacak? Yakışıklı Mehdi'ye zer aleminde söz verenler uyacaklar. Mehdi'ye zer aleminde aslında
söz verme daha yüksek. Ama burada nifaka çevirdikleri için Allah cezalandırıyor. Yoksa peygamberimize de zerre aleminde söz veriyorlar uyacaklarına. Fakat buraya gelince nankörlük ediyorlar, uymuyorlar. Mesela oradaki ortamda uyuyor. Yani orada aklın ihtiyarı kalktığı için uyuyor. Ama buraya gelince uymuyor. Zerre aleminde söz verenler var. Hakiki talebeler orada biat ettiler. Onlar uyacaklar. Mahmud hocamız bir zatın kendisiyle ilgili gördüğü rüyayı, bak bizzat kendisiyle ilgili, Mahmud Hoca ile ilgili bir rüya görüyor bizzat. Bunu açıklarken bu rüyayı tefsir ediyor. Bu sevincim diyor Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmeden ölmeyeceğimin müjdesidir şeklinde açıklıyor. Bu ne demek? Yaşlı bir insan olduğuna göre çok kısa bir süre sonra Mehdi'yi göreceğim diyor. Bunu Mahmud Hoca diyor. Geçenlerde hastaneye kaldırılmıştı Mahmud Hocamız. O esnada bir rüya görmüşler. Rüyada Hazreti Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelmiş. Bir matara su getirip o Allah dostuna içirmiş. Hastanede bir gün sonra sağlığı çok iyi açıklaması yapılmış. Bu Allah dostunun fazla vekili yoktur, henüz halifesi de yoktur. Sünnete en çok riayet eden bir camiye olmalı hesabıyla herkese çok kolay bilinecek bir gruptur. Neyse Efendi Hazretlerine hastanede benim de bulunduğum ortamda bu rüyayı anlattılar Mahmud Hoca'ya. Ve kendileri dediler ki artık bu suyu gaybi alemde içmiş olmamla birlikte sağlığım çok iyi oldu. Direncim arttı çok şükür. Allah beni sevindirdi. Bu sevincim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat etmeden ölmeyeceğim müjdesidir diyor. Mahmud Hoca'mız söylüyor. Peygamberimizin kılıcı kuşandırılacak. İlk defa. Hiç kimse şu ana kadar peygamberin kılıcı kuşanmamıştır. Hı hı. Yani direkt üzerine takacak kılıcı. Evet. Hiç kimse peygamberin hırkasını giymemiştir. Hırkasını giyecek üstüne. Peygamberimizin bayrağına elenecek sancağı şerifi. İnsanlar kendini kaybedecekler. Biat anında. Yani ona karşı hı hı. muhabbetlerini, sevgilerini ifade eden, yani onun liderliğini kabul etme anlamında bir sözdür bu. Hı hı. Bu oluşacaktır. Abi İstanbul'u bir daha ne zaman fethedilecek? İstanbul şu an zaten fethedildi ve ediliyor da manen. Darwinizme, materyalizme karşı esaslı bir set meydana geldi. Gençliğimizi görüyorsunuz, televizyona çıkarıyoruz, görüyorsunuz. 100 bin üstünde gençten görüş belirtmeler için konuştuk. Hepsi evrime karşı, hepsi Mehdi bekliyor, hepsi İttihat-ı İslam istiyor, hepsi aydın, hepsi gelenekçi Ortodoks İslam anlayışına karşı. Mükemmel bir gelişme, mükemmel bir güzellik. Manen şu an fetih devam ediyor ama Mehdi çıktığında bu en güzel şekilde gelecektir. Mehdi siyasete karışmaz, hiçbir şekilde karışmaz. Sevgi, aşk üstadıdır Mehdi. Sadece sevgiyi ve aşkı öğretecek bize. Başka bir şey yok. Sevgi, aşk, kardeşlik, cömertlik, İslam ahlakının güzel yönlerini bize sevdirecek. Merhaba Adnan abi, ben Yiğit. Sürekli televizyonda şeyden bahsediyorsun işte, Mehdi yakında gelecek falan. Onu ne zaman göreceğiz, ne şekilde göreceğiz yani? Herkes görebilecek mi, televizyonda mı göreceğiz? Nasıl, ne şekilde görebileceğiz yani? Bunu merak ettim, bunu sormak istedim. Benim yakışıklımın yüzü zaten güzel. Saçlar da çok güzel, çok yakışmış. Süper yakışıklı delikanlı. Yakışıklım, hadislerde peygamberimiz diyor ki Mehdi çarşılarda, pazarlarda aranızda gezer. O sizi görür ama siz onu göremezsiniz diyor, tanıyamazsınız diyor. Aranızda gezecek diyor. Bak o sizi görüp tanıyacak ama siz onu tanıyamayacaksınız diyor. Çok mandal bir ifade. Demek ki Allah basiretimizi açsın, ferasetimizi açsın. Belki de işte ben de çarşıya pazara çıkıyorum, belki görüyorum ama farkına varamıyor olabilirim. Allah imanın nuruyla görmeyi nasip etsin. İnşallah. Çünkü Bediüzzaman Said Nursi
o eşhası ahir zaman belki imanın nuruyla fark edilir diyor. Aynı şekilde İsa Mesih de içinde. İsa Mesih has talebeleri, yakın talebeleri, havası onu imanın nuruyla tanırlar diyor. Mehdi içinde. Belki o eşhası ahir zaman imanın nuruyla tanınabilir diyor Mehdi için. Ama bidayeten kendisi dahi kendisini bilmez diyor bak başlangıcında. Çünkü diyor iman, burası diyor imtihan dünyasıdır. Akla kapı açılır, ihtiyar elinden alınmaz diyor. Öyleyse o eşhas, hatta o müthiş deccal dahi diyor. Kendisi dahi bidayeten kendisinin deccal olduğunu bilmez diyor. Mehdi içinde bidayeten kendisinin Mehdi olduğunu bilmez diyor. Yakışıklı mı bana bir daha dinlet. Merhaba Adnan abi, ben Yiğit. Sürekli televizyonda şeyden bahsediyorsun işte, Mehdi yakında gelecek falan. Onu ne zaman göreceğiz, ne şekilde göreceğiz yani? Herkes görebilecek mi, televizyonda mı göreceğiz? Nasıl, ne şekilde görebileceğiz yani? Bunu merak ettim, bunu sormak istedim. Evet, alenen, açıkça, sarahaten Mehdi'yi göreceksiniz ama yani öyle o kadar şok olacağını falan zannetmiyorum yani. Normal karşılarsınız. Bir tek biat heyecan verebilir, orada çok heyecanlanabilirsiniz. İsa Mesih'te ben heyecanlanacağını düşünüyorum halkın daha ziyade. Çünkü 2000 yıl öncesinden gelmiş olması çok büyük bir mucize olduğu için ilk defa öyle bir ululazm peygamber görüyor insanlar. Yani hiç görmemişler. Ahir zaman insanlarına ilk defa Allah ululazm peygamber gösteriyor. O heyecanlandırabilir. Mehdi kalender bir insan, ben zannetmiyorum. Normal karşılarlar öyle. Şamata yapacak birisi değil o Mehdi. Evinden, sedirinden yönetir diyor Peygamberimiz. Bediüzzaman siyasete karışmaz diyor Mehdi. Siyasete karışmayacağını söylüyor. Dolayısıyla sevgi insandır Mehdi. Ama televizyon, radyo her yerde görürüz internet. Ama bu Mehdi'dir gibi değil de işte İslam aleminin başında İslam alemini sevgiye yönelten, İslam alemini şefkatle kucaklayan iyi bir insan olarak bileceğiz. Yani o şekilde. Yoksa hani günahsız, masum, metafizik, haşa, ilah gibi bir varlık değil. O diyecek ki işte ben günahkar, Allah'ın zavallı bir kuluyum. Benim madem siz zorla seçtiniz, ben de size sevgiyi anlatayım, dostluğu, kardeşliği anlatayım diyecek. Terör, anarşi ve kavgayı ortadan kaldıracak bu. Yani savaş olmayacak, PKK, şu bu falan hiçbiri kalmıyor. Mehdi'ye diyor, gel sana biat edeyim dedikleri vakit, yazıklar size, ne kadar söz bozdunuz, ne kadar kan döktünüz der diyor. Demek ki bak, terörist Müslümanlar da onun yanına yanaşacaklar. Terörist dediğin, kan dökeni bak, ne kadar kan döktünüz dediğin eleştiriyor. Ama siz Müslüman değilsiniz demiyor Mehdi. Biz de talebesiyiz, öncüsüyüz, tabii ki diyeceğiz. Yardımcısıyız demeyeceğim çünkü hadise göre... Direkt Mehdi alameti oluyor. O yerde ve gökte Mehdi'dir diyor hadiste. Ve istemediği halde diyor biatlarını kabul eder. Kimin? Bak terörist Müslümanların biatını kabul ediyor. Bak kan döktünüz diyor. Zulüm yaptınız diyor. Müslüman değilsiniz demiyor. Ama biat etmek istediklerinde biatlarını kabul ediyor. Çünkü doğru yola kavuşturuyor. Terörden, şiddetten onları arındırıyor. Adama sen terör, şiddet yapıyorsun diyeceksin. Düşman olacak. Ömür boyu görüş, öyle bir şey yok. Müslüman, Müslümanı kurtarmakla mükelleftir. Teröristi bir kenara atamazsın. Şiddet uygulayan bir kenara atamazsın. O nur gibi Müslümandır. Normal Müslümandır. Hatalıdır, yanlıştır, onu düzeltirsin. Hatasını düzeltirsin. O yanlış yönlerini düzeltirsin. Ya PKK'lı da mesela insan olmaktan çıkmaz. İnsandır o. Yanlış yönünü düzeltirsen normal vatandaşın olur. Hatasını düzeltir. Ama suçu varsa gider hapis yatar. O ayrı mesele. Diğer terörist de yani. Müslüman terörist de olsa o da hapis yatar.
Yani suçunu karşılığı olarak. İnsanlar Mehdi'yi nasıl kabul edecek? Yakışıklım, güzel yüzlüm. Allah kalbinize vahyedecek. Yani bütün dünyanın, bütün insanın kalbine vahyedecek. Kalbinizde hissedeceksiniz, anlayacaksınız. Yani vicdanınıza o vahyedilecek. Vahyedildiği için de dürüst insanlar o vahyi kabul etmiş olacaklar. Yani bir ses şeklinde değil bu. Görüntü şeklinde değil. Yani kalbinde hissedecek, anlayacak. Bir şekilde hissedecek. Yani bahsedilince bir kişi aa diyecek ya, o ben onu Mehdi olarak biliyorum diyecek. Yani kalbimde bir nevi Mehdi olarak biliyorum diyecek. Bir kardeşimiz de kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Ayet var. Evet. O ruh kendinden bir ruh. Cibril. Cebrail aleyhisselam'ı destekliyor Cenab-ı Allah. Ayet tabi alenen Mehdi'ye bakıyor aynı zamanda. Çünkü onlar Allah'ın fırkasıdır. Hizbullah. Allah ekibi. Allah topluluğu. Bu Mehdi'ye bakıyor. Dikkat edin diyor. Şüphesiz Allah'ın fırkası olanlar felah. Umutlarını gerçekleştirip kurtuluş bulanlar ta kendileridir. Umutları ne? İttihat-ı İslam. Değil mi? Allah'ın rızası. Her ikisini de Cenab-ı Allah onlara veriyor. Altlarına ırmaklar akan cennete sokacaktır diyor Allah onları. Cennet sevgisini Allah kalbimize yazmış. Mehdi ve talebeleri de cennetliler inşallah. Orada süresiz olarak kalacaklardır. Tabii temiz müminlere de bakan bir ayet. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlar diyor. Her Allah'tan insanlar, müminler razı oluyor. Müminlerden de Allah razı oluyor. Kalplerine imanı yazmış, sağlam iman. Onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir, Cibril'le. Mehdi'nin sağında Cibril, solunda Mikail. 3000 melekle destekleniyor Mehdi. Peygamberimiz diyor, hata yapmaz diyor Mehdi. Hata gibi görünüyor, o da doğrudur diyor. Hata yaptı yapmayın. Eğer hata yapacaksa zaten düzeltiliyor. Hemen melekler yardım ediyor, yaptırtmıyorlar hata. Maşallah. Mehdi ahkamda masumdur o yüzden. Masum olan Mehdi bilinir. Yani bir tek ona mahsustur. Mehdi'ye mahsustur. Özel olarak Allah tarafından kullanılır Mehdi. Mehdi'ye biat. Allahu alem İstanbul'da. İnşallah hocam. Allahu alem İstanbul'da, yani Topkapı'da. Kutsal emanetler oradan hemen açıklayacak. Çünkü teberrüken alınacaktır. Teberrüken. Evet. Mehdi üstüne giyecek peygamberimizin hırkasını. Kılıncını kuşanacak teberrüken. Yani sürekli kullanmak üzere değil. Teberrüken. Ondan sonra peygamberimizin diğer kutsal emanetleri de yanında olacak. İnşallah. Orada biat edilecek. Yani bütün İslam alemi, bütün İslam ülkelerinin ileri gelenler, Türklük dünyasının ileri gelenleri manevi lider olarak kabul edecekler. İnşallah. Biat olmuş olacak. Muhtemelen de nakden yayınlanacaktır. İnşallah. Yani bütün dünyada nakden yayınlanacaktır. Mehdi öyle siyasetle şundan bunu uğraşmaz. O danışılan bir liderdir. Bütün devletler bağımsız olarak normal kendi rejimlerinde, sistemlerinde olacaklar. Yani bir müdahale yok. Kimsenin hürriyetine de karışmaz Mehdi. Mehdi sevgi, barış, adalet, kardeşlik, Kur'an'ın özü, sünnetin gerçeğini ortaya koyacaktır. İnsanlar da özgürce İslam'ı yaşayacaktır. Musevileri de gerçek Tevrat'a çekecek. Tevrat'ın gerçeğine. Hristiyanları gerçek İncil'e çekecek. İnşallah. Yani tek Allah inancı yayılacak onların arasında da. Yani tam istidat gelişecek böyle. Musevilerden de çok fazla Müslümanlar olacak. Müslüman olanlar olacak. Yani Mehdi'ye kanaatleri gelecek çok fazla insanın. İnşallah. Ama büyük bir kitle de tereddüt edecek. Yani Müslüman olsak mı olmasak mı? Tam bu iman etme istidadındayken diyor Bediüzzaman. Yani Mehdi'nin hazırladığı bu tam bu ortamda Cenab-ı Allah'ın diyor semasından Mehdi nüzul İsa Aleyhisselam nüzul edecek diyor.
görünür hale gelecek yani. İnşallah. İnşallah. Hocam bir hadiste halkın içinde Mehdi'ye ilk biat edecek olan Cebrail aleyhisselamdır diye bildiriyor. Maşallah, maşallah, maşallah. Bir kuş şeklinde diyor, beyaz bir güvercin şeklinde gelir diyor. Gelir Mehdi'nin omzuna konar diyor. Evet, inşallah. Mehdi'ye derler ki diyor Peygamberimiz, ben onun gözyaşını adeta görür gibiyim. Mehdi'ye gel sana biat edelim derler, o ise yazık size ne kadar söz bozdunuz, ne kadar çok kan döktünüz der. Demek ki Müslümanlar o devirde bayağı kan dökecek, terör estirecekler. İnsanlar nihayet Hazreti Mehdi'ye gelirler ve rükû ve makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Eğer biatı kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. Ali bin Hüsamettin el-Müttaki Celaleddin Suyuti'nin tasnifini hadisler. Sayfa 31. Fitne içinde insanlar kan akıttığı bir zamanda, işte bu devir, evinde oturmakta olan Hazreti Mehdi'ye gelirler. Ve bizim için kalk artık derler. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar ve biatı kabul eder. Ondan sonra artık kan dökülmez. İbni Ebu Şeybe cilt 7, sayfa 531. Abdurrezzak 2771. Halk her yerde ahir zamanda kurtarıcı aramaya koyulur diyor Peygamberimiz. Bak, halk her yerde kurtarıcı aramaya koyulur. Mehdi'den başkasını bulamayınca yine ona doğru koşuyorlar. Mehdi geldiğinde bizim ikna olabilmemiz için neler yapacak veya nasıl anlayacağız hocam? Siz Mehdi'yi ikna edeceksiniz. O sizi niye ikna etsin? Siz onu Mehdi olduğunu ikna edeceksiniz. Hadislerde öyle. Mehdi halkı ikna etmiyor. Halk onu ikna ediyor Mehdi olduğunu. Zorlayarak diyor. Tehdit ederler diyor. Bütün alametler sende derler diyor. Nasıl anlayacaksın? Allah kalbine ilka edecek. İnsanların kalbine vahyedilecek Mehdi. Hissedeceksin, bileceksin. Anlamazdan gelenler ayrı mesele. Ama bilecek insanlar. Bilmiyorum diye bir şey yok. Ve ikna edecek olan da halktır. Halktan insanlardır. Mehdi'nin ikna edilmeye ihtiyacı vardır. Mehdi'nin sizi ikna etmeye ihtiyacı olmaz. Evet. Tabii İsa Mesih bile ikna edemiyor Mehdi olmasına. Bak İsa Mesih. Değil mi? Bak namaza geçmesi için artık fizik kuvvet kullanıyor. Sırtından itiyor. Sen diyor ümmetin imamısın. Mehdiyete imamete sen layıksın diyor. Bak namaza bağırmak ilerliyor Mehdi. Fakat yine vicdanı kabul etmiyor. Yeniden dönüyor. Diyor ki ya buyurun siz geçin diyor. Hayır diyor. İsa Mesih bayağı kuvvetlidir. Yani atletik gibi böyle tutuyor omzundan. İterek yine Mehdi namaza geçirtiyor. Ümmetin imamısın diyor. Ben de sana biat ettim. Bağlandım diyor. O zaman zaten bitti. O dediği an dünyanın imamı olmuş oluyor. Bütün dünyanın yani Hristiyanlık aleminde İslam aleminde imam olmuş oldu. Çünkü İsa Mesih kendi söylüyor yani. Topluluğa söylüyor ben biat ettim. İmamlığını kabul ediyorum. Seni imam tayin ediyorum. İmam olarak kabul ediyorum diyor. Ne yapsın o zaman yani ben hayır değilim diyemez ki. Dediği zaman da imamın nuruyla tanıyabilirler diyor hocam. Evet. Zaten tanıyan da öyle laf o. Tanıyamamam diye bir şey olmaz. İsa Mesih'i de tanırlar, Mehdi'yi de tanırlar. Ne demekten? Vahyediyor Allah kalpler. Nasıl tanımaz? Yani? Peygamberimizin kılıcı kuşandırılacak. İlk defa. Hiç kimse şu ana kadar peygamberin kılıcı kuşanmamıştır. Hı hı. Yani direkt üzerine takacak kılıcı. Evet. Hiç kimse peygamberin hırkasını giymemiştir. Hırkasını giyecek üstüne. Peygamberimizin bayrağına elenecek sancağı şerifi. İnsanlar kendini kaybedecektir. Biat anında. Yani ona karşı. Hı hı.
muhabbetlerini, sevgilerini ifade eden, yani onun liderliğini kabul etme anlamında bir sözdür bu. Bu oluşacaktır. Acem, Arap, Rum, tüm savaş ehli savaşmadan Mehdi'ye biat ederler diyor Peygamberimiz. Bak, Acem, Arap, Rum, yani bütün Hristiyanlar ve tüm savaş ehli, yani savaşı yapan herkes, bütün ordular savaşmadan Mehdi'ye biat ederler, bağlanırlar. Ardından Mehdi İstanbul'da ve diğer yerlerde camiler bina eder. Çünkü ilk yer İstanbul'da olduğu için mekanı, orada camiler bina eder diyor. Bunu diyen kim? Dedem. Hazreti Ali, Keremullah Vece, Haydar-ı Kerrar, Ali Haydar Murtaza, Kitabul Cifr, İmam Ali, sayfa 394.